Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bir videoyu ilk defa izleyenler için kendimi tanıtayım. Ben Kardelen Tıp Fakültesi 8 sınıf öğrencisiyim. 2018'de 30 bin yaptım mezuna kaldım. 2019'da 9 bin yaptım. Şu an Mersin Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Bu videomuzun konusu ne? Aslında videonun konusu çok fazla konu var bu sefer. Tek bir konu yok. O yüzden buraya da hangi konuların kaçıncı dakikada başladığını yazacağım. Bu sayede kim neyi izlemek isterse veya neler izlemek isterlerse direkt oraya gidebilirler ben bir kere başlıyorum ve sonrasında bir sürü konu yaptığım için yine buraya en son edit derken neyi kaçın dakikada paylaştığımı yazacağım ama kısaca şu an hepiniz TT iyi bitirmeye, konularınızı eritmeye çalışıyorsunuz. Ama konularınızı erirken netleriniz aynı paralellikte artmıyor. Bunu konuşacağız. Çünkü ben de TET yapamaz bir insandım. Bunların size kendimce de erindiğim tecrübeleri paylaşacağım. Bir diğer konu hepiniz artık yavaş yavaş AYT'ye başladınız. AYT'de nasıl bir yol izlemeliyiz bunu konuşacağız. E, Şubat ayı bizden ne ister? Şubat ayı ayında kesinlikle neler yapmalıyız bunu konuşacağız. Benim 2018'deki TYT netim 68 bindi. Evet OBP ile bunu 60 bine çekmiştim. 2018'de yap, yaptığım hataları 2019'da nasıl düzelttim bunu konuşacağız. Yani kısaca Kafanızdaki tüm soru işaretlerine cevap vereceğim. Umarım sizin için keyifli bir video olur. Instagram'da da Forma 8 adına bir study blog hesabım var. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Buraya kullanıcı adını, buraya da hesabının içeriğini paylaşırım. Keyifli bir video varım. Başlıyoruz. Şubat ayı bizden ne ister? Şubat ayı AYT konularını yavaştan eritmemizi ve TYT netlerimiz hepimizin genelde Ocak ayında duruyor. Yani artış olmuyor maalesef. Stresten mi oluyor bilmiyorum ama genel olarak her zaman benim de iki yıldır 2 yılda hep bu oldu. Kardeşimin de şu an böyle tanıdığım insanların da böyle Ocak ayında netler duruyor o duran netlerin artışını ister TYT anlamında. Peki bunun için ne yapmalıyız? İlk olarak AYT için elinize bir boş kağıt dolu boş bir kağıt almalısınız ve şubatta AYT matematikten hangi konuları bitirmeli? Mesela ben buraya yazdım. Benim şöyleydi. Önceki defterime baktım. Oradan aldım. Ayta matematik Şubat'ta logaritma bitsin demişim. Ben onu önceden bitirmiştim ama tekrar tekrar için bitsin demişim. Dizler bitsin demişim. Trigonometri bitsin demişim. Ya buna illa logaritma dizler trigonometri olmak zorunda değil. Mesela senin için Şubat Şubat'ta türe bitsin ve limit bitsin mesela. Hani çoğunuz şu an türev ve limite yeni başlamışsınızdır. Limit türev bitsin mesela. Limiti türevi bitirdiysen senin için Şubat'ta integral bitsin mesela. Ayta biyolojide 3 tane sistem bitsin demiş. Mesela dolaşım olabilir, endokrin olabilir, sinir olabilir. Mesela bu üçünü bitirin mesela. Kimyada demişim gazlar bitsin, denge bitsin, KÇÇ bitsin demişim. Fizikte itme momentum, tork, basit harmonik hareket ve bir konu daha vardı, unuttum. O bitsin demişim. Hani bu şekilde AYT için Şubat anlamlı program yapmalısınız. Peki TYT için? TYT için şu an hepinizin az çok konuları bitti veya tabii ki de pü, yani az bilmediğiniz konular, hala yapamadığınız konular olabilir. Ama altmış %60, %70 bitirdiniz artık TYT'yi. Ama netleriniz artmıyor. Ne yapmalısınız? TYT tekrarı nasıl yapılır? Evet, doğru kelime. Doğru cümle. TYT tekrarı nasıl yapılır? TYT tekrarı bölüm denemesini çözeceksiniz matematikte. Matematikte bölüm denemesini çözün. Çözdükten sonra bakıyorsun işte boşların var ve yanlışların var. Yanlışların işlem hataları, dikkat hataları olanları eliyorsun ve gerçekten yanlış olan konuları yazıyorsun ve boşlarını yazıyorsun. Ve bunlardan bakıyorsun mesela ben köklü sayılarda bir soruyu yapamamışım. Demek ki benim köklü sayılarda Ben eksiğim olmadığını düşünsem de benim en büyük hatam buydu. Ya dönüp ben köklü biliyorum ya diyorum. Yanlışım olabilir. Onu yapamamış olabilirim ama bu bu, bu denemeye mahsus diyordum. Ama o denemeye mahsus olmuyor. Sen köklüde bir şeyleri anlamamışsın. O zaman ne yapmalısın? Seviyene göre bir orta kaynak. Eğer seni seviyen iyiyse orta kaynaktan. Çok iyiyse zor bir kaynaktan. Eğer seviyen fena değilse kolay orta bir kaynaktan. Köklüden en baştaki konuları değil ama Karmaşık olarak soru çözmelisin yani karma soru çözmelisin köprüden ki tekrar et soru kalıplarını gör ve öğren. Bana göre TYT te -te tekrarı böyle yapılır. Her dersten bölüm denemesini alırsın çözersin ve yanlışlarına göre yol izlersin. Türkçeden çözersin dil bilgisini atıyorum yazım kurallarından yanlışların var. Hemen el kitabından veya defterinden veya YouTube'da bir videodan yazım kurallarını izleyip onu tekrar etmelisin. Sen yazım kurallarını çok iyi biliyor olabilirsin ama bir şeyler oturmamış demek ki bunu beyinde güncellemen gerekiyor ve bu yüzden de tekrar etmen gerekiyor. Tekrarları da nasıl yapabiliriz? Bölüm denemesindeki hatalarımıza bakarak tekrarlarımızı yapabiliriz. Benim şahsi fikrim. En çok gelen bir diğer soru 5 ayda sence sınav kazanılır mı? 3 ay kalacak bana sonra 3 ayda sence sınav kazanılır mı diyeceksiniz. 7 ay kala 7 ayda, ayda sınav kazanılır mı diyordunuz. Arkadaşlar 5 ayda sınav kazanılır. Bir ayda sınav kazanılır. Hatta bir dakikada sınav kazanılır. Hani 6 ayı olan bir insan der ki keşke 9 ayım olsaydı. 5 ayı olan bir insan der ki keşke 6 ayım olsaydı. 3 ayı olan bir insan der ki keşke 5 ayım olsaydı. 10 dakikası olan bir insan der ki mesela sınavdasınız gerçek sınavda. 10 dakikanız var der ki keşke yarım saatim olsaydı. Bu matematiği o zaman yetiştirirdim. O yüzden yani demek istediğimi anlayın. TYT sınavında keşke 10 dakikam olsaydı diyeceksiniz ve şu an sizin 5 ayınız var. O 10 dakikayı o 5 aya sızdırabilirsiniz. Bunu sınava giren mezunlar demek istediğimi çok iyi anladı ve buruk bir tebessümle beni izliyorlar. Yani senin şu an çözdüğün her soru şu an yapamadığın ve hocaya sormadığın, erindiğin o soru var ya, o soru sınavda çıkıyor. Ve sonra diyorsun ki Allah kahretsin ve soruyu hatırlıyorsun sınavda çıkıyor. Ben bunu sormamıştım diyorsun. Yapamadığımız soruları çok iyi hatırlarız çünkü. Yaptığımız soruları değil, yapamadığımız soruları. Sınavda çıkıyor, ben bunu hocaya sormadım diyorsun. Keşke sorsaydım, keşke çözümünü öğrensen. Bu benim karşıma çıkmıştı, bir hafta önce çıkmıştı, bir ay önce çıkmıştı, üç gün önce çıkmıştı. Keşke hocaya sorsaydım diyorsun. Onu boş bırakıyorsun. O soru doğru olsaydı belki de mezuna kalmayacaktın. Ben bunu yaşamıştım. O yüzden buradan başka bir konuya bağladım. Ama yapamadığınız soruların çözümünü öğrenmelisiniz. Bunu hani önemsemelisiniz. Bazı soruları soruyorsunuz, bazılarını sormuyorsunuz. Sen Türkçe'de 30 soru çözdün. Bu 30 sorunun 28'i doğru, ikisi yanlış geldi. Sen o 30 dakikayı, 30 soruyu 30 dakikada çözün diyelim. O 30 dakikayı iki sorunun çözümünü öğrenmek için çözdün. O 28 soruyu sen zaten sınavda doğru yapacaktın. O yüzden senin amacı o iki sorunun çözümünü öğrenmek. Yapamadığınız soruların çözümünü evet online, evet hoca yok. Belki özel ders almıyorsun ama yani şu an bir sürü soru çözüm uygulaması var. Bir sürü yardımlaşma grupları var. Telegram, forum ya bir sürü şey var. Bir şekilde öğren. Yani şunu yap bunu yap diyemem ama sen bir, bu, yani istersen bulursun yolunu yapamadığın soruların çözümünü öğreneceksin. Gerekirse yapamadığın soruların çözümünü öğrenmek 5 saatini alsın. Evet 5 saat yapamadığın soruların çözümünü öğreneceksin. Gerçekten anlayacaksın. O soru tipinin benzeri geldiği zaman çözeceksin. Senin şu an bu süreçteki bu 5 aydaki amacın konuları öğrenmek ve yapamadığın soruların çözümünü öğrenip Aynı soru tipi karşına geldiğinde yapabilmek. Senin iki görevin var. Bu yani ben çünkü izlemedim, götürmedim, çözdürmedim. Benim 12'deki en büyük hatam yapamadığım soruların hepsi sadece yuvarlak olarak kaldı veya sadece pozitif işaretlenmiş olarak kaldı. Sen bunu yapma. Bana bir şey demiş. Az ve öz konuş ama ben çok uzatıyorum. <laughs> ama anlayın diye çok uzatıyorum. Böyle çok uzun uzun anlatmayı çok seviyorum. Böyle bir saat konuşurum aslında ama bir saat çok olur izlemezsiniz diye konuşuyorum. Bir diğer konu. Şubat ayında sizden istediğim bir şey var. Paragraf çözün. Evet. Kardan ayete yetiştireceğim. TYT'de bir sürü derdim var. Bir de paragraf mı çözeyim? Evet paragraf çöz. <laughs> paragraf çözmelisin. Benim paragraf sürecim şöyle olmuştu. Ee, Temmuz ayında başlamıştım paragraf çözmeye. Kasım ayına kadar iki tane paragraf soru bankası bitirmiştim. Günde 20 soru, 30 soru, 10 soru her gün düzenli olarak çözmeye çalışıyordum. Her öğrenci gibi benim de aksattığım zamanlar oluyordu. Ee, Kasım güzel geçti. O Okey hiçbir sorun yok. Aralık Fena değil. Benim Ocak'ta netler düşmeye başladı Türkçe netlerim. Hani dedim Türkçe netlerim düşüyor ne yapmalıyım? Ben dedim Şubat'ta bir paragraf soru bankasına başlayayım. Ama paragraf soru bankası sizin sadece Türkçe netleriniz için işe yaramıyor. Paragraf sizin hızlı düşünmenizi ve hızlı okumanızı sağlıyor. TYT'deki en önemli şey zaten bizim bizim sahip olmamız gereken en önemli şey hızlı düşünmek hızlı okumak çünkü çoğumuz TYT yetiştiremiyoruz ve bu videoyu izleyen çoğunluk da TYT yetiştiremiyor. Özellikle TYT yetiştiremiyorum diyenler, Türkçe netiniz yüksek bile olsa, paragrafta sorun yaşamıyor bile olsanız, TYT yetiştiremiyorum diyenler, şubatta 10 soru bile olur. Günde 10 soru paragraf çözmelisiniz. Benim önerdiğim paragraf soru bankası beğendiğim veri Yayınları'nın paragraf soru bankası benim zamanımda yoktu. Ee, geçen sene çıktı. Benim 3000, 3000. olan arkadaşımın çözdüğü bir kitap bu. Onun da önerisiyle size önermek istiyorum. Veri Yayınları'nın paragraf soru bankası güzel bir kitap. Kolay, orta, zor her seviyeye hitap ediyor. Benim en beğendiğim özelliği her konudan önce o konunun özeti var ve o konunun özetini örneklerle ve soru çözümleriyle anlatmış. Yani soruya nasıl bakmanız gerektiğini anlatıyor. Bu zaten benim her derste beğendiğim bir şey. Size özellikle soru çözüm videolarını izleyin, soru çözüm videolarını izleyin diye bağırıyorum. Bu çok hoşuma gitmişti. Ve... E Mantıksal akıl yürütme soruları en başta var. Benim paragrafta en çok zorlandığım konu mantıksal akıl yürütme sorularıydı. ÖSYM'nin de sevdiği bir konu bence. Bir yayınların kitabı şöyle kırmızı bir kitap. Aşağıda linkini bırakırım. Şubat'ta paragraf çözün ve bana teşekkür edeceksiniz. Sakın ben AYT'ye yetiştireceğim. Türev integralim var daha. Cumhuriyet edebiyatım var. Fizikte modern fiziğim var. Bir de paragraf, paragraf mı çözeceğim demeyin. Paragraf çözmek sizin 10 soru. Hani maksimum çok yavaş bile çözüyorsanız yarım saatinizi alır. Bana 24 saatte yarım saat vermeyecek misiniz? Gerçekten o kadar değersiz miyim sizin için? <laughs> Tekrar başlattım videoyu. O kadar çok paragraf çözün dedim. Dedim bari birinize paragraf soru bankası hediye edeyim. Bu sayede hediye edeceğim kişi için de güzel bir teşvik olur. Belki de netleri artar. Belki de bu motivasyonu çok iyi gelir diye düşündüm. Diğerleri de bu sayede eğer çıkmazsa paragraf soru bankası alıp paragraf çözmeye başlar diye düşündüm. Bu kitabı birinize hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken yoruma katıldım yazmanız. Ee, kanalıma abone olur, olursanız da sevinirim ama e, böyle bir zorunluluk yok. Yoruma katıldım yazan bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Onları aranızdan birini seçebileyim diye hani yoruma katıldım yazın diyorum. Umarım güzel olur <laughs> bu kitabı yorumak sadece katıldım yazarak alabilirsiniz. Son 5 postumu beğenmenize, takip ettiklerimi takip etmenize gerek yok. YouTube'daki ilk çekilişim, Instagram'da çok yapıyorum ama YouTube'daki ilk çekilişim o yüzden biraz heyecanlandım. Büyük ihtimalle topluluk kısmından veya diğer videomda, büyük ihtimalle diğer videomda açıklarım. Diğer videomda da kazanan kişiye açıklarım. Umarım paragraf çözmek isteyen, TET denemesini yetiştiremeyen ve paragrafta küçük bir net azalışında olan bir arkadaşıma çıkar ki ona da çok güzel bir yararım olur. Bu kitabı yoruma katıldım yazarak kazanabilirsiniz. En çok isteyene çıkar. En çok gelen sorulardan biri de senin bu zamanlar TYT Net'in, AYT Net'in kaçtı? Benim 12. sınıfken TYT Net'im 80-90 arasındaydı ama genellikle 85'in üstüne çıkmıyordu. Ya, okulda yapamıyordum ben TYT'yi. Gerçekten ne kadar çalışırsam çalışayım konularım da tamdı mesela. Yani sosyal haricinde konularım gerçekten tamdı ama yapamıyordum TYT'yi. Soru bankasını yapıyordum, denemede yapamıyordum. Ben de yapamıyordum yani. E, ee, AYT Net'lerimde 12. sınıftayken türevi falan yeni yeni görmeye başlamıştık. Yok, türevi yeni görmeye başlamamıştık. İntegrali yeni görmeye başlamıştık. Ama hala oturmayan şeyler vardı türevi limitte de. O kadar çok çalışmamıştık. Hani daha çok TET'yi bitireyim, AYT'de işte log etmeye, dizilere, trigonometriye çalışayım falan diye bakıyorduk. O yüzden onda da 50 falandı yani. Onun da zaten çoğunluğu e, matematik oluyordu. İşte fen hiçbir şekilde hani Şubat'ta fenin çoğunu bilmiyordum AYT'de. Çoğun sayısal öğrencileri çoğu da öyledir zaten. Hani AYT fen Şubat'tan Mart'tan sonra bitiyor gerçekten. Zaten ondan sonra AYT'de direkt netleriniz uçuyor. Matematikten kurtarıyordum yani. 30 falan matematik yapıyordum. İntegrali bilmiyordum. Türevi yapıyordum. Bazı sorular kaçıyordu. Kısaca bu şekildeydi benim 12. sınıftaki netlerim. Mezundaki netlerim nasıldı? Mezunda da e, TYT'de 90 ile 100 arası yapıyordum. Artık hani şu Şubat ayındayız. Ben zaten hani 12. sınıfı sağlam bir şekilde bitirmişim. O yüzden bir temelim var. Üstüne çalışmalar katmışım. TYT'ye 90 ile 100 arasında yapıyordum. AYT'yi 60 ile 70 arasında yapıyordum. Benim AYT'm her zaman iyiydi zaten. Zaten mesela 2018'de bile, yani ilk sınava girdiğimde bile 60 olan TYT'mi ile yani AYT ile 30'a çekmiştim. Benim AYT'm her zaman iyiydi. O yüzden beni esas almayın. Hani moraliniz bozulmasın. Mezunlar 12 moraliniz bozulmasın diye bu kadar uzun bir açıklama yaptım. Yani AYT her zaman, çoğu öğrenci son, raddeye, son radde de AYT'ye netlerin artış yapar. O yüzden moraliniz bozmasın. Şu an ayetiniz 50 olabilir, 40 olabilir. Benim ayetim neti 30 olan, Şubat'ta 30 alıp e, Haziran'da 70'e çeken arkadaşım var. Ayete zamanla konuları eriterek yapabileceğiniz bir branş. Ama TYT maalesef öyle değil. TYT çok nankör. O yüzden TYT'yi bol bol tekrar etmeniz gerekiyor. TYT'de ne kadar iyi olursanız olun, sakinliğinizi korumanız, hızlı okumanız, hızlı düşünmeniz gerekiyor. Ama ayete de öyle değil. Sen konuyu bilersen, bilersen, sen konuyu bilirsen, gazları bilirsen yaparsın. Ama TET'de maalesef öyle olmuyor. Ben de hiç TET sevmeyen bir öğrenciydim. Gerçekten 5 dakikadır TET'yi gömüyorum. Yani en çok keyif aldığım video olmuş olabilir. Bu videoyu çok sevdim. Umarım sizin başınızı çok fazla şişirmemişimdir. Ve söylediklerim bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıkmıyordur. Bunları uygulayacaksınızdır. Hatta beni elinizde kağıtla, kalemle dinliyorsunuzdur. Ben çünkü sizin için kağıt ve kalemle video hazırlıyorum. Siz de beni elinizde kağıt ve kalemle dinleyin. Şaka bir yana gerçekten umarım keyifli olmuştur ve videolarımı umarım videolarımı umarım yararlanıp söylediklerimi yapıyorsunuzdur ve bu beni gerçekten çok mutlu eder. Ben 15 günde bir video atıyorum. Çünkü çekecek konu pek bulamıyorum açıkçası. <laughs> Benden ne istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Bu şekilde hepinize çok iyi çalışmalar. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir. Bir arkadaşınızı, arkadaşınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Aslında rakibinizle. <laughs> En çok sevdiğiniz arkadaşınızla paylaşın. Gerçekten ona ne kadar değer verdiğinizi anlamış olur bu dakikaya geldiği zaman. Diyeceklerim bu kadar. Çalışmaya devam edin. Son 5 ayda her şey yapılır. Gerçekten her şey yapılır. Son 1 ayda bile neler yapılıyor. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum.